Sorumuz şu şekilde: aşağıda durum grafiği verilen çalışmayı FB içerisinde zaman rölelerinin açık kapalı kontaklarını kullanarak ve zaman rölelerinin değerlerini multi instans data blok içerisinde toplayarak çözünüz. Burada dikkat edecek olursanız Q0003 birer saniye aralıklı olarak yürüyen ışık şeklinde. Yine bunun aynı eşdeğeri var. Q04, Q07 arasında birer saniye aralıklarla yine yürüyen ışık şeklinde. Bunu periyodik çalıştıracağız. Gerçek adresleri: birinci için input 00 stop B1, input 01 start B1, input 02 stop B2, input 03 start B2. Burada gerçek adreslerimizi, bunlara tag isimleri atarız biraz sonra. Lokal olarak vereceğimiz adreslerde çıkış 1, çıkış 2, çıkış 3, çıkış 4 ve stop B, start B olarak yapacağız. Şimdi bu projemizi oluşturalım. TIA portalımızı açtık. Burada tag tablomu gireyim. Şimdi taglarımızı bir oluşturalım önce. Stopların adreslerine 0002, 00 input 0.2 çakıştırmayacak. Biraz sonra düzelteceğiz onu. Startlar ne? 0103. Startlar 01. Bakın düzeldi o 03. Yollara bir şey vermiş miyiz? 0003 arası 1. 0407. Ne isim verelim bunlara? L. Şöyle diyelim. Birinci grubun L1'i. 00. Bakalım uzattığımda ne diyecek? 2L'ye mi gidecek? 1L3. Güzel. 1L1, 1L2, 1L3, 1L4 diyelim. 0003 arası mıydı? Bu 4'ten itibaren 7'ye kadar da 2L1 ile başlayalım. Bakalım. Evet. Şimdi yine program bloğun altında, proje hacimde program bloğun altında Add New Block tıklayalım. FB'mizi oluşturalım. Yani diyelim. Bir de Türkçeyi katletmesem. İyi büyük mü yaptık? O zaman iyi. Bu tamamen takıntı benim yani. Türkçe karakter kullanmama alt çizgi. Lader. Okey. Tak tablosunu yapalım şimdi buraya. Tak oluyor öyle. Çıkış 1, 2, 3. Bunlar ne? Çıkışlarım. Outlarım. 1, 2, 3, 4. Stop B, start B. Onlar ne? Şimdi niye yazamadın diyorsunuz da. Kediler tırmaladı benim klavyeyi. Birkaç tuşu yerinden çıkarttı. B, V, S onlardan bir tanesi. O yüzden yazarken zorlanıyorum. Bu da. Şimdi burada mühürleme devrem lazım olacak. Mühürleme devrem dışarıya çıkış verecek mi? Dışarıya çıkış vermeyecek. O nedenle statik kısmını alacağım. Yine başlayalım. Stop, start, çıkış. Bu ne? Stop B, start B, mühürleme. Bu mühürleme ne yapsın? Zaman ölçerini devreye alsın. Şimdi kaç tane zaman ölçer var? Birinci saniye, ikinci saniye, üçüncü saniye ve dördüncü saniye. Dört tane zaman ölçer var. Ama burada bir tane de restart için olacak. Dursun. Karşılaştırma kontak kullanmayın dedim. Kontaklarla yapın. O yüzden dört tane zaman ölçer ekleyeceğim. Bir. Buna multi instans diyeceğiz. Z1. Aşağı alalım. Z2. Aşağı alalım. Multi instans. Z2. O bir dakika. Burada bir şey yaptım. Şuraya Z2 diye girdiğimi, evet bak, data blok atadı. Nereye atadı? Sistem blok program resource altında. Bunu sileceğiz. Ne dedim? Multi instans gireceğiz demiştim. Gelelim buna. Zaten data silince hata verdi. Sildim. Ucu da silelim. Z1, Z2. Aşağı ok. Z3. Multi instant. Z3. Bunu da gelelim. Multi instant. Z4. Okey. Bu nereye gitti ya? Uç kaldım burada. Kalmadı. Şimdi bu ne olacak? Z4 ile restart yapacak. Gelelim Z4'ün Q'suna. Bu 1S, 2S, 3S, 4S. Dikkat edecek olursanız burada zaman ölçerini görüyorsunuz. Bunlar neyi devreye alacak? Q'larımı. Q'larım neydi? Çıkışlarım. Birinci Q neyle devreye girecek? Şurayı seçelim. Mühürleme ile devreye girecek. Peki. Daha önceden derslerde söylediğim bir şey var. Devreye almalar açık kontakla, çıkarmalar kapalı kontakla çıkaracak. Ve bu benim. Bu kaç? Network 3. Kapatalım şu networkleri. Network 3 kontrol C. Kaç tane oldu bilmiyorum. Ekledik. Açalım şuradan yine networkleri. Kapatıp networkleri kopyaladım. Yapmış. Bak burada kalmış. Kopyalama başka bir şey değil yani. Şu network silelim. Mühürlemeyle olmayacak. Mühürlemeyle olmayacak. Mühürlemeyle olmayacak. Şimdi onu siledik. Neyse. Bunu kim devreden çıkartacak? Z1'in Q'su. Çıkardı. Bunu kim devreye alacak? Z1'in Q'su. Q'su. Bunu kim devreden çıkartacak? Z2'nin Q'su. Bunu kim devreye alacak? Z2'nin Q'su. Bunu kim devreden çıkartacak? Z3'ün Q'su. Bunu devreye kim alacak? Z3'ün Q'su.
Kim nereden çıkaracak? Z4'ün Q'su ama Z4 restart olduğu için bunu kullanmasam da olur. Bu yürüyen ışıklarla ilgili çok fazla örnek çözdüm. Bunlar var YouTube kanalımda. O nedenle şey yapmıyorum yani. Aa, şu satır fazla. Dedik ya bir şeyleri fazla yaptık. Şu ne olacak? Çıkış 1, çıkış 1, çıkış 2, çıkış 3, çıkış 4. Evet. Bakalım inputlarımız, outlarımız. Mühürleme statik. Şurada dikkat ederseniz zaman öğelerinin değerlerini görüyorsunuz. Bu kısım bitti. Restart, mühürleme. Şimdi main over'den çağıralım bunu. Kendi data bloğunu oluşturacak. Her çağırdığımızda stop behavior, start behavior, stop start. İçeri gelelim. 1L1, 1L2, 1L3, 1L4. Bu oldu. Bir daha çağıralım. Çünkü ikinci kısım için. Bir yanaşık DB1, demin DB'ydi. Stop B2, Start B2, 2L1 olacaktı bu. 2L1, 2L2, 2L3, 2L4. Bunlar nerede? Bütün değerler DB'lerin içerisinde. Görüyorsunuz. Bunu yükleyelim. Multi instance olduğu için tüm hepsi tek DB içerisinde. DB içerisinden takip etmeyeceğim. Data blokları üzerinden takip edeceğim. Bir kapayım tekrar açarım. Monitoring'i açtık. Şu birincisi için ne? Birinci için çalıştıralım. 0-1. Çektim elimi. Sıralı geçiyor. Başa dönecek. Başa döndü. Şimdi ikinci için yapalım. 0-1 gidiyor. Durduralım. Şimdi data bloklar içerisinden izleme yapalım. Burada diğerinin data bloğu. Main over'ı kapatalım. Yan yana alalım. Bu monitoringi bu. Bunun monitoringi bu. Neyse bu hangisiydi? Bir miydi? Şimdi anlarız. Yapsak daha kolay değil mi? Bak. Bu birincinin buymuş. Dikkat ederseniz sıralı gidiyor. Stop bastığımda ne olacak? Mühürleme bozulacak. Zamanlar sıfırlayacak, duracak. False. Hepsi false'a döndü. Şimdi ikinci için yapalım. Dikkat ederseniz sıralı gidiyor. Şuradan da zaman değerlerine isterseniz bakabilirsiniz. Ha, bu hızla nasıl takip edersiniz bilmiyorum ama zamanın aktığını dikkat ederseniz görüyorsunuz. Zaman rölesinin değerlerini tek bir data bloktan toplamaktan kastım buydu.